Herkese merhaba. Ben Pelin Baykan. Anlatan Eller isimli sosyal girişimin kurucusuyum. İstanbul Üniversitesi Matematik bölümünden mezunum. Aslında sessiz matematiğin öğretmeniyim. Sessiz matematiğin öğretmeni olan bir sosyal girişimciyim. Bugün sizlerle böyle çok kısa kendi hayat hikayemi paylaşarak nerelere geldiğimi, yolun bana neler getirdiğini, seçenekleri nasıl değerlendirdiğimi biraz olsun anlatmak istiyorum. Küçük yaşlarda, bunları annem anlatır tabii bana, ben çok azını hatırlıyorum. Küçük yaşlarda okulda, işte okul öncesinde veya ilkokul lisede bunu kim yapar dediklerinde ilk el kaldıran bendim. Bunu ben yaparım, ben yapmak istiyorum diye sürekli o tez canlılıkla atlayan kişiydim. Ve bu beni aslında böyle birçok şeyi göstermeye başladı. Bu her şeye atılmam, her şeyi yapma isteğim. Çünkü orada başarabilir miyim, başaramaz mıyım çok bilmiyorum ama bir şeyleri yapmak istediğimi biliyorum. Başarılı olmak, iyisi, kötüsü veya işte dezavantajı vesaire herkesin kendine göre değişebilen kavramlar bunlar bence kelimeler. Ama bir şeyleri yapma isteği, yapmak istemek bence herkese göre aynı olmalı. Ve ben de o kişiydim, her şeyi yapmak isteyen kişiydim. İlkokuldan liseye kadar olan kısmımı bir kenara bırakacağım. Oraya girersek çıkamayabiliriz bütün gün boyunca ama üniversite kısmından başlamak istiyorum çok kısa. Üniversiteye ilk girdiğim sene İstanbul Üniversitesi Matematiğe bir oryantasyon programı yapıldı. Bir oryantasyon eğitimi yapıldı. İlk gün çok kısa süren bir eğitim. Öğretmenlerimiz teker teker kendini tanıtıyorlar. İşte üniversitenin sisteminden bahsediliyor, eğitimlerden bahsediliyor, sınav sisteminden bahsediliyor vesaire. Bir hocam, Profesör Müfit Giresunlu, hiç tanımam, daha ilk defa orada tanımışım kendisini, şöyle bir cümle söyledi. Sizi mezun ettiğimde ben de buradan emekli olacağım dedi. Ve dedim ki 4 yıl sonra o gün tam Müfit Hoca'nın o cümlesinden sonra ben de buradan Müfit Hoca ile beraber çıkacağım. Müfit Hoca emekli olacaksa ben de buradan mezun olup beraber gideceğiz. Ben 4 yılda bitirdim ama Müfit Hoca emekli olamadı. Bir 2 yıl daha beklemek zorunda kaldı. Her neyse o hedef beni böyle daha farklı bir yola sürüklemeye başladı. Şimdi Müfit Hoca ile beraber ben o okuldan çıkmak istiyorum. 4 yılda orayı bitirmek istiyorum. Ama sadece 4 yıl boyunca matematik okumak istemiyorum. Daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Çünkü sadece okumak orada beni tatmin etmeyecek biliyorum. Çünkü sürekli her şeyi ben yaparım diye el kaldıran bir kişiliğim var. Üniversitenin ilk senesinde bir medya kulübüyle tanıştım üniversite içerisinde. Onlarla beraber bütün üniversitelerdeki medya kulüplerini tek bir çatı altına toplayan bir toplulukla tanıştım. Oralarda gönüllü olarak çalışmalara başladım. İşte 1,5-2 sene kadar onlarda iki toplulukta yer aldım. Ve o topluluklarda yer aldığım süre boyunca 2 günlük bir sosyal medya festivali düzenledik İstanbul Üniversitesi bünyesinde. Ve ben onun organizasyonunda yer aldım. Bununla beraber yetmedi. Bütün üniversitelerdeki o medya topluluklarını aldığı için şehir dışında veya şehir içinde farklı üniversitelerde de etkinlikler yapıyorduk ve ben o etkinliklerde de görev alıyordum. Gerek şehir dışına çıkıyordum, gerek şehir içindeki farklı üniversitelere gidiyordum vesaire vesaire. Oralarda hep şeyi keşfettim. Yani yaptığım şey benim için, kendim için. Ama kendim için yaptığım bir şey farklı bir kişiye, X kişiye, yanımdaki herhangi bir kişiye veya 1000 kişiye hiç fark etmez bir faydası dokunuyor. O etkinliğin organizasyonunda yer aldığım zaman, o etkinliği yaptığımız zaman 2 günlük festivali aslında 1000 kişiye hitap ediyoruz. Ve böyle ben o yapmanın ve yaparken bir şeyler öğrenmenin keşfine daha çok varmaya başladım. Ve sürekli bu gönüllü çalışmalarımı arttırmak üzerine yola koyuldum. İstanbul Üniversitesi Matematik Kulübü ile tanıştım üniversitemin 3. yılında. Tabii o süre zarfında kısmi zamanlı olarak okulda çalışmaya başlamıştım. Onunla beraber matematik kulübüyle tanıştım ve bir şeyler yapabilir miyiz vesaire diye konuşulurken matematik çalıştayı, öğrenci matematik çalıştayı konuşuluyordu. Ve dedim tamam ben buraya da dahil olmak istiyorum. Bu sefer medya kulübünü askıya almak zorunda kaldım çünkü matematik tarafına yönelmeye başlamıştım artık. Ve matematik kulübüyle beraber o matematik çalıştayını gerçekleştirdik birincisini. Kısmi zamanlı olarak da çalışmaya devam ettim o süre boyunca. 3. senem bittiğinde artık 4. seneme geldim. Ve 4. senemde matematik kulübünün başkanlığını üstlendim. Kısmi zamanlı işimden ayrıldım çünkü artık son senemde ve mezun olmam gerekiyordu. Müfit hocayla beraber çıkacaktım ben oradan. Matematik kulübünün başkanlığını üstlendiğim zaman çalıştayın devamını yapmak istedik ve bunun için çalışmalara başladık. Bununla beraber matematik seminerleri düzenlemeye başladık. Farklı matematik bölümleriyle, diğer üniversitelerin matematik bölümleriyle işbirlikleri yaparak oralarda farklı alternatif seminerler düzenlemeye başladık. Derken bir şey fark ettim.
bir dil öğrenmem gerekiyordu. Bir dili öğrenmek istiyordum ve bu dili öğrenmeye başladım. Başlamak istedim daha doğrusu. Bunun için bir adım atmam gerekiyordu. Ne olmalı, hangi dil olmalı vesaire derken tabii İngilizce haricinde bir gün metroda iki sağır bireyin kendi arasındaki o iletişimi gördüm. Bir iletişimleri vardı, bir işaretler yapıyorlardı, aralarındaki mimik, beden dili, enerji uyumu vesaire muazzam. Tamam dedim, ben öğrenmek istediğim dili buldum, ben işaret dilini öğreneceğim ve sağırlarla anlaşacağım. Ve bir dernekte bir eğitim buldum, o dernekte o eğitime başvurdum kayıt olmak için. Kabul edildi ve ben bu dili öğrenmeye başladım. Çalıştay düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz, kulüp başkanlığı var, üniversitemin son senesi dersimin kalmaması ve mezun olmam gerekiyor, bir de dil öğreniyorum. Çevremdeki herkes, ailemden tutun da, işte arkadaşlarıma kadar, bu dili neden öğreniyorsun, sen bu çalıştayın içerisine niye dahil oluyorsun, senin mezun olman gerekiyor vesaire vesaire bir ton laf söylediler. Fakat hiç kimseyi dinlemedim. Bu başına buyrukluk olarak bir şey değil aslında. Bu kendime inandığım ve bir şeyleri öğrenmek istediğimi sevdiğim için diyebilirim buna. Ben bu dili öğrenmeye devam ettim. Çalıştayı da düzenledim. Seminerleri de düzenledim. Kulüp başkanlığını da çok güzel bir şekilde yerine getirdim. Ve üniversitede de 4 senede mezun oldum. Daha sonra üniversiteden mezun olduğumda farklı bir hedefim vardı. Özel sektöre girip çalışmak. Bunu da gerçekleştirdim. Mezun olduğumda özel sektöre girip bir çalışma hayatına başladım. Ama burada tatmin etmeyen bir şeyler vardı beni. Bir şeyleri öğrenmek için can atıyordum çünkü. Hala daha kendimi geliştirmek için çalışmam gerekiyordu. Fakat orada bir yerde bir kilit noktası vardı benim ve beni tatmin etmeyen bir şey vardı. Bunun üzerine düşünmektense biraz daha kendimi yola ve akışa bırakmayı tercih ettim. Daha sonra doğuştan sağır olan bir arkadaşım benden matematik çalıştırmamı istedi o dönemde. Ben de bunu kabul ettim seve seve. Ama daha sonrasında geriye dönüp biraz düşündüğümde dedim ki Pelin, yani işaret dilini biliyorsun, öğrendin, öğrenmeye de devam ediyorsun, matematiği biliyorsun ama sen hayatında hiç işaret diliyle matematik anlatmadın. Nasıl olacak? Gel zaman git zaman biz beraber kararlaştırdığımız tarihte ilk dersimizi yaptık, işaret diliyle matematik anlattım. Çünkü üniversite eğitimine devam etmek istiyordu arkadaşım. Yarım bıraktı, akademik eğitimini tamamlamak istiyordu. Biz ilk dersi yaptıktan sonra bir selfie çekerek sosyal medyada paylaştım. Çünkü hayatımda ilk defa işaret diliyle matematik anlatmışım. Yani bunu paylaşmam gerekiyor. İşte hayatımda ilk defa işaret diliyle matematik anlattım, çok keyifliydi vesaire gibi birkaç cümleyle ben o fotoğrafı paylaştım. Derken o fotoğrafın altına bir yorum geldi. Farklı bir derneğin genel sekreterinden. Sağırların engelli KPSS matematik alanında zorluk yaşadığını yazmıştı. Ben bunu araştırmaya başladım. Acaba dedim, gerçekten böyle bir şey var mı? Nasıl bir eğitim metodları var? Nasıl eğitim alıyorlar? Çevremde çok fazla sağır arkadaşım var ama hiç böyle hani günlük sohbetlerden, günlük konuşmalardan dolayı o eğitim hayatlarına çok girmedik. Ve ben bunu araştırdığımda çok korkunç sonuçlarla karşılaştım. Tamam dedim, ben işaret diliyle matematik anlatacağım. Ben bunu İstanbul içerisindekilere yapacağım. Engelli KPSS'de 9 tane konu var. Evet, ben bunu yapabilirim. Ama orada bir de sağır arkadaşlarıma danışmam gerekiyor. Onlara danıştım, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım derken kendileri de zaten bunu yapabilirsin ve bunu yapmalısın diyerek beni yüreklendirdiler. Ve ben bu işe baş koydum. Anlatan Ellerin temelleri 19 Aralık 2016 tarihinde atıldı. Evimde ütüsüz beyaz bir perdenin önünde yaptığım işaret diliyle "Merhaba, benim adım Pelin, matematikten mezun oldum, size matematik öğretmek istiyorum" diye kısa bir video paylaştım. Derken bu video yayılmaya başladı birkaç gün içerisinde. Ali Nesin, Ali Hoca'ya gönderdim bu videoyu. Hocam dedim, hani böyle bir çalışmaya başlıyorum. Siz de sosyal medyanızda paylaşarak destek olursanız çok mutlu olurum. Tabii Pelin dedi seve seve. Ali Hoca bunu paylaştıktan sonra, bir gün sonra tahmin ediyorum ki Hürriyet Ali Hoca'dan görerek bütün sosyal medya hesaplarında benim videomu döndürmeye başladı. Benim istediğim şey İstanbul içerisinde hafta içi 2 gün akşamları sağırlara 9 tane engelli KPSS konusunu anlatmakken ben bir anda tüm Türkiye'deki sağırlara erişmeye başlamıştım. Durum hal böyle olunca aldığım her mesajda her bireye tek bir soru sordum. Matematiği neden sevmiyorsun? Ve aldığım tek bir ortak cevap vardı. Benim öğretmenim işaret dilini bilmiyordu. Böyle olunca detaylarına da indikçe işaret diliyle eğitim alamadıklarını bir kez daha gözlemlemiş oldum. 18 yaş ve üzeriyle çalışıyorum. Aldığım mesajları atan kişilerin yaş ortalaması yaklaşık 26-27.
Ve bana gelen mesajlarda ben matematiği bilmiyorum, ben çıkarma işlemini bilmiyorum gibi mesajlar bulunuyordu. Dedim bu böyle olmayacak. O zaman bu işte sadece İstanbul'da hafta içi iki günde kalacak olan bir şey değil. Tüm Türkiye genelinde bir şey olması gerekiyor. Ve benim önce sayıları anlatmam gerekiyor. Onunla beraber işte daha farklı yerlere geçmem ve bütün matematik konularını anlatmam gerekiyor gibi gibi bir planlamayla kafamdaki o belirli planı çevirdim ve tamam dedim. Program bu. Nasıl yapacağım? YouTube üzerinden ders videoları paylaşarak tüm Türkiye'deki ya erişebildiğim kadar sığa erişmeye çalışacağım. İstanbul içerisinde de sınıf eğitimlerine devam edelim. Derken ben bu planlamaları yaparken sonradan işitme kaybına uğramış olan bir birey bana bir mesaj attı. Hayatımda aldığım en güzel mesajlardan bir tanesiydi. İki elinin ışığı bizleri aydınlatacaktır yazmıştı bana. Ve ben o mesajdan sonra gerçekten inandığım bu yolda mücadele etmeye, devam etmeye karar verdim. Ve asıl mücadele yolumun bu olmasına karar verdim daha doğrusu. Ve başladım. Anlatan Eller ilk videosunu da 19 Şubat 2017 tarihinde paylaşmış oldu. Ben videoları paylaşırken artık böyle daha farklı bir metotlara girmemiz gerekiyor. Ben bunu hayatımın merkezine aldığım bir gelir modeli olması gerekiyor vesaire diye düşünürken sosyal girişimcilik kavramıyla tanıştım. Ve bir sosyal girişimci olduğumu ve bunun için çabaladığımı fark ettim. Çünkü sığır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine çözümler getirmek istiyordum. Derken sosyal girişimciliğe yoğunlaştım. Sessiz matematiğin öğretmeni oldum sığır öğrencilerim için. Ve biz farklı işbirliklerine girerek Şişli Belediyesi ile Ocak 2018'de bir işbirliği yaptık. İstanbul içerisinde de sınıf içi eğitimler gerçekleştirmeye başladık. Hem videolara devam ediyordum hem de İstanbul içerisinde sınıf eğitimleri gerçekleştiriyordum. 22 Nisan 2018 tarihindeki engelli KPSS'ye hazırlanıyorduk ve engelli KPSS'de gerçekleşti. Ocak'ta ilk geldikleri zaman öğrencilerim 4 işlemde problem yaşarken 22 Nisan'dan hemen önce fonksiyonlar konusunda kendileri çıkarım yaparak engelli KPSS'de bireysel başarılarını %56 arttırmayı başardılar. Mucize. Çok büyük bir mutluluk. Sadece %56 başarı artışıyla kalmayıp kendi hayallerini fark eden, kendini keşfeden bireyler yetiştirmenin de bir gururu, bir haklı gururu vardı içimizde. Kimi öğrencilerim hiç hayatında mezuniyet töreni yaşamamıştı. Onlar için mezuniyet töreni yaptık. Devam etti. Tek elimin, yani iki elimin ışığıyla başladığım yolculukta artık birden fazla kişi vardı çevremde. Bir ekip olmuştu. Gönüllü bir ekip vardı. Çubuk Kraker'in yolculuğu adı altında Koda çocuklar için, anne babası sığır kendisi işiten çocuklar için bir etkinlik organize etmeye başladık. Sürekli bunu sürdürülebilir bir etkinlik haline getirmek için çalıştık. Derken Haziran 2018'de de Nisan'dan sonra Anlatan Eller eğitim evine taşındık. Artık bize ait bir yerimiz vardı. Ve o yerde farklı bireylere Türk işaret dilini öğretmeye, sığırların istihdamını sağlamaya başladık. Çocuklar için yaptığımız çalışmalar devam etti. Engelli KPSS için yapılan programlamalar devam etti. Derken Anlatan Eller'in yolculuğu bu şekilde sürekli böyle bir akıyor gidiyor aslında. Nereye bağlayacağım? Hayatta aldığımız bazı kararlar, hayatta yaptığımız bazı şeyler, tüm zorluklara rağmen, tüm taşlara rağmen, tüm kayalara rağmen bizi çok farklı yerlere getirebiliyor. Okul öncesi eğitiminde veya ilkokulda veya ortaokulda veya lisede bunu kim yapar sorusuna ben yaparım diye el kaldırmasaydım, belki de şu an Anlatan Eller'in sessiz matematik öğretmeni olarak karşınızda olmayacaktım. Belki şu an sosyal girişimcilik nedir bilmeyecektim. Ama hayatta aldığım bazı kararlar, kendim için verdiğim bazı sözler, yapmak istediğim hedefler, elbette hepimizin hayalleri var, elbette hayallerimiz olmalı. Ama hedefler bence çok çok daha farklı ve çok çok daha önemli. O hedefler beni şu an burada karşınızda tutuyor. Sizler de yapabilirsiniz, bence sizler de yapmalısınız. Hedefler belirleyin, yola çıkın, yolda akın, su olun. Her şeye rağmen, tüm engellere, tüm zorluklara rağmen bir şeyler başarmanın o haklı gururunu yaşayın. Belki bir gün sizler de hep beraber farklı bir yerde, farklı konuşmalar gerçekleştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.